Siz FETÖ'cü müsünüz? Sizi niye içeri attılar Burhan Bey? Vallahi yani bana ya da Hakan'a ya da herhangi bir Cumhuriyet çalışanına FETÖ'cülük suçlaması yanlış bir suçlama. Yani Cumhuriyet Gazetesi zaten düşünsel yapısı belli. Bu işte vakıf senediyle ya da daha önce gazetenin ilk çıkışında Yunus Nadi'nin kaleme aldığı gazetenin amacı ve gazeteye yol gösteren yazıyla da deklare edilmiş topluma zaten. Ve bu şeyinden, bu çizgisinden Cumhuriyet Gazetesi hiçbir zaman vazgeçmemiş. Bu bilinebilen bir şeydir. Doğal olarak da hani kimseyi namaz kılmasını bilmem, ben Cumhuriyet'e ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü hani bilirsiniz ki Cumhuriyet gibi bir gazetede laik insanlar vardır, dindardırlar. Hani ibadetlerini, dualarını belki çok göstermek istemezler ama yapıyorlardır. Ben hayatımda Günaydın Gazetesi'nde başladım. Yani Günaydın grubu içinde başlamıştım gazeteciliğe. Yani Ramazanlarda falan çok insanın oruç tuttuğunu hiç görmedim ama Cumhuriyet'e geldiğimde çok şaşırmıştım. Cumhuriyet'in neredeyse tamamı oruç tutuyordu. Ama bu onların hani dindar olduklarını gösterir ama FETÖ'cü olduklarını göstermez diye düşünürüm. Ve çok da şaşırmıştım. Bir FETÖ'cülük suçlaması Cumhuriyet için yanlış bir suçlama zaten. Yani hele yardım ve yataklık mümkün değil böyle bir şey zaten. Onun için bizden FETÖ'cü çıkaramazlar, yani Cumhuriyet'ten bir FETÖ'cü çıkaramazlar Cumhuriyet Gazetesi'nden. Onun için ben de değilim, arkadaşlarım da olmadığını %100 biliyorum. Yani yok böyle bir şey. Biz ne FETÖ'ye yardım ettik, biz sadece işimizi, yani gazeteciliğimizi yapmaya çalıştık.